Diyorum, diğer Daha sırrını ver. professional bir şey olsun istersen ses kaydı yapıyorlar, videoya ekliyorlar onu. Ya onunla uğraşmak istemedim ya. Kameraya mı bakayım, oraya mı bakayım, sana mı bakayım? Daha bak şimdi bak. Arama koma burama koma. Kameraya bak. Kameraya bak. Ben tamam. Arkadayım ya. Ben gittim görüştüm. Bana ilk görüşmede şey dediler hani. Ya niye hapşırıyorsun? Ya ben yapmadım. Niye dövme beni? Tebe ya. Burayı. Ya Özlem ya. Gitti burada. Özel olsun. Fedakar olsunlar. Teşekkür ederim bu arada. Rica ederim. Sen söyledin değil mi? Ocağı açacağım. Aynen ocağı açacağım. Hızlı çekim yere koy sadece. Hızlı çekeyim mi? Çekelim. Şu şeye koy. Testiye. Bu doğru yamuk değil mi? Yamuk bu telefonumun ağırlığından dolayı ben onu düzeltiyorum. Şeyde editte düzeltiyorum onu. Kendinden kısaca bahseder misin? İsmim Özlem. Necmettin Erbakan Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. 23 yaşındayım. Stajını nerede yaptın? Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yaptım. Peki nasıl buldun stajını? Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin açmış olduğu platform üzerinden Ulusal Staj Programı'na başvuru yaptım ilk önce. Bunun belli tarihleri oluyor. O tarihler döneminde yaptım. Daha sonrasında da Nisan, Mayıs, bu dönemde de açıklanması ve teklif gelme süreci oluyor. Bana da oradan teklif geldi. Teklifimi onayladım. O şekilde mi oldu? O şekilde. Sanki senin oraya gidip önceden ön görüşme yapmış olduğunu hatırlıyorum. Onun faydası oluyor mu? Görüşmeliler mi yoksa? Tabii ki de oluyor. Burada da istek. Yani ne kadar istekli olduğun ve orada ne kadar staj yapmak istediğimi onlara göstermiş oldum aslında ön görüşmede. Bir yönden de bunun da faydası var tabii ki. Yani o yüzden bana geri dönüş sağladılar. Teklifin gelme etkenlerinden birisi de bence şey, gidip ön görüşmek oldu. Değil mi? Evet. Peki ön görüşme yapmadan mesela seni bilmeseler sana teklif yapabiliyorlar mı? Gelme payı evet var ama düşük olur yani diğer seçeneğe göre. Evet anladım. Ben de burada staj yapmak istediğimi ve uzun süredir teklif beklediğimi ilettim onlara. Ondan sonra bana dediler ki böyle bir seçeneğimiz yok maalesef. Daha sonrasında bir hafta iki hafta sonra dönüş sağladılar. O şekilde tamam. Tekrar teklif geldi. Onayladım. Peki bu staj boyunca bir ücret aldın mı? Evet aldım. Staj ücreti aldım. Bu asgari ücretin 1/3 oranındaydı. O dönemki asgari ücrete göre. Hı-hı. Aslında tam alınacaktı ama o şekilde belirlenmiş daha sonrasında. Stajın kaç gün sürdü? Stajım okulumun belirlediği 20 iş günü içinde gerçekleşiyor. Bu da yani 30 güne. Hafta sonları da çalışmıyoruz. Cumartesi, pazar. Benim çalıştığım yerde 8.30-5 şeklindeydi. 5.30 şeklindeydi. Staj boyunca yaptığımız deneylerden, kullandığımız cihazlardan böyle genel olarak bir bakış açısı sunmak adına biraz bahseder misin? Şunu da söyleyeyim, ben oraya gitmeden çok tedirgindim yani okuldaki evet teorik bilgileri alıyoruz ama uygulama kısmında bir tık eksik kalıyorduk ve alanda beni ne karşılayacağını bilmiyordum. Ama oraya gittiğimde güler yüzlü bir ekip karşıladı. Yani bizim için rotasyon oluşturmuşlardı. 4 haftalık bir staj süren vardı zaten. Bunun ilk haftası mikrobiyoloji laboratuvarında çalıştım. Burada bakteri analizleri, salmonella, E. coli, bu tarz bakterilerin analizleri yapılıyor. Gıda numuneleri üzerinden, su numunesi üzerinden. Daha sonra ben katkı kalıntı laboratuvarında çalıştım. Burada Akdeniz bölgesindeyiz ve denetim sonucunda gelen gıda ürünleri vardı. Örneğin sebze, meyveler. Bunlarda pestisit analizi yapıyordum. Daha sonra burada staj yapmamın en güzel avantajlarından birisi aslında benim için biyoteknoloji laboratuvarını görmemdi. Yani temel olarak burada ne yapılıyor, ne gibi deneyler yapılıyor, ne gibi cihazlar var, bunları görmekti. Orada da iki temel yaklaşım üzerinden gidiliyordu. DNA temelli ve protein temelli yöntemler. Bunlarda da PCR ve ELISA kullanılıyordu. Mesela orada yaptığımız deney formatında mesela örneğin bir et numunesi geldi. Bu et numunesinin içinde ateş eti, domuz eti ve benzeri et türleri var mı, yok mu? Bunun analizini yapıyordu. Ve Türk Gıda Kodeksine göre değerlendirilmesi yapılıyordu.
Daha sonra kimyasal analiz laboratuvarında çalıştım. Burada da mesela alkol numunesinde etil alkol, TBA, mesela yağ numunesinde yağ oranına bakıyordu. Yağ analizi, trigliserit analizi, alkol numunelerine bakıyorduk. Bunlarda etil alkol, TBA var mı yok mu? Çünkü Türk Gıda Kodeksine göre belli bir miktarda bulunması gerekiyor. Bunun üzerinde olması durumunda cezai işlem uygulanıyor. Bunlara karar veriliyordu. Bu gibi deneyler yaptık. Cihazlar olarak da GC, MS cihazları kullanıldı. Daha birçok farklı cihaz vardı. Bu sizin Antalya'da yaptığınız staj zorunlu bir stajdı. Peki daha öncesinde bir gönüllü staj yaptın mı? Veya bu zorunlu staj yaptığın yerde gönüllü staj yapılabiliyor mu? Ondan da şöyle bahsedeyim. Staj arama sürecinde bir tane laboratuvar bulmuştum. Dünyası laboratuvarda staj yerini ayarlamaya çalışmıştım. Ama bu süreçte orası bana kesin bir dönüş sağlamadı. Sonra ben Ulusal Staj Programı kapsamında teklif aldım ve burada gönüllü staj yapma olanaklarını sıra sordum tabii ki de. Ama böyle bir imkanların olmadığını ve sadece bu sistem üzerinden ilerlediklerini söylediler. Ama daha sonrasında ben Dünyası Laboratuvarı'nda gönüllü stajımı yaptım. Burayla da görüşüp bilgi alabilirsiniz. Ya da uygunluklarına göre size bir belirli tarih verebilirler. Onun bir süresi var mıydı yoksa sen kendi istediğin kadar mı yaptın? Yok, hayır, onun da belli bir süresi yoktu. Ben laboratuvara iletişim kurdum. Onlar bana ne zaman uygunluğumun olabileceğini söylediler. Ben de ilk stajımın bitiminden hemen sonra bir ay şeklinde yaptım. Tamam. Peki orada kısaca neler yaptınız? Orada da mikrobiyoloji laboratuvarında çalıştım. Yine gıda ürünleri üzerineydi benimki. Gıda mikrobiyolojisiydi. Gelen gıda ürünlerinde bakteri analizi yapıyorduk. Bu ismi su dünyası ya, su arıtma ile falan vesaire mi ilgili? Tabii ki de su analizleri, havuz analizleri gibi örnekler de inceleniyordu. Tamam. Peki bu Antalya'da senin bu zorunlu staj yaptığın yerde staj yapacaklara ne önerirsin? Yani ya da şunu bu şekilde de anlayabilirsin. Ben tekrardan burada staj yapsam nasıl yapardım ya da neleri değiştirirdim? Şu şekilde tekrar orada staj yapacak olsaydım cihaz üzerine yoğunlaşırdım. Evet, deney protokollerini görüyoruz. Belli bir format üzerinden ilerleniyor. Ama bu format her gittiğim kurumda değişebiliyor. Yani bunun üzerine çok değil de cihazlar hangi prensiple işleniyor ve hangi deneylerde hangi cihazlar daha yoğunlukta. Bunu gözlemlemek isterdim ve daha çok buna yönelmek isterdim aslında. Bu noktada birazcık eksiklik yaşadık, bize tam olarak gösterilmedi. Ben de öyle düşünüyorum. Mesela her PCR bile ticari bu evet. Şirketlere göre protokol değişiyor ama bir cihazın çalışma prensibi değişmiyor. Evet. Başka var mı bunu eklemek? Burada staj yapacaklara ne önerirsin? Gelirken hani şu konuya çalışsınlar daha rahat ederler gibi. Yok, hayır, aslında böyle bir tedirginlikle ve şeyle yaklaşmalarına gerek yok. Sadece staj yaptıkları dönem içinde örneğin o gün şu deneyi yaptılar. O deneydeki spesifik noktayı görüp daha sonrasında bir araştırma yapabilirler. Zaten orada ellerinden geldikleri kadar bize tüm formatı anlatmaya, göstermeye çalışıyorlar. Bu noktada bir eksiklik görmedim ben mesela. Staj yaptığın yerin olumlu ve olumsuz tarafları var mıydı, nelerdi? Aslında baktığımda çok olumsuz taraf söyleyemem. Sadece dediğim gibi cihazlar üzerinde de bize bilgi verebilirlerdi. Genel olarak deney formatı üzerinden gittik. Aslında o noktada mesela çok güzel ilerlediler. Anlamadığımız ya da hiç görmediğimiz bir şeyi bizim yapmamızı istediler. Tekrarlamak istiyorsun. Yok yani. Yoksa yoktur canım. Aynen, yok. Güzel bir staj deneyimiydi. Arkadaşlık ilişkilerine, ekip çalışmasına özen gösterebilirler. Olumlu bir tarafı buydu benim için. Genel yani, olarak sen staj boyunca memnun kalmışsın sanırım. Evet, hem ücret almışsın, evet. Farklı bölümlerden insanlarla tanışma fırsatı buldum. Bu da iş ağında benim için çok avantajlıydı. CV'me yazabileceğim referanslar kazandım çok fazla. Bunun yönden de iyiydi. Stajda seni böyle spesifik olarak zorlayan bir işlem veya konu oldu mu? Mesela belki okulda onu az işlemişizdir, belki staj yaptığın yer onu çok daha detaylı çalışıyordur. Bu tarz bir soru. Kimyasal analiz laboratuvarında işlem kısmı beni bir tık zorlamıştı. Ama birim sorumluluğum tarafından onu da çok rahat bir şekilde halledebildim. Yani beni zorlamak yerine daha çok
beni motive edici ve göstermeye yönelik yaklaştılar. O yüzden böyle ekstra zorlandığım bir kısım olmadı. Ya da okulda gördüğüm, görmediğim ama orada pekiştirdiğim birçok konu oldu mesela. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Ne ekleyebilirim bunu bilemedim işte ya. Ya mesela sorularda olmayan, ya ben stajyere ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani bunu bayağı düşündüm aslında, internete de baktığım şey diyor. Eklemek istediğim şey var mı diye Google'da aradım. Evet. Ne önerebilirim hani diye baktım. Şey yani ne kadar istediklerini, öğrenme isteklerini göstersinler karşı tarafa. Bunu ekleyebilirim. Ben de katılıyorum. Ya mesela şey, bir adam gelip sana direkt anlatmıyor. Evet. Onun detaylarını sen sorarsan, evet, anlatmaya başlıyor. Yani benim isteğimi görmeliler. Ben atak olmalıyım. Bir tane staj anımı anlatabilir miyim mesela? Anlatabilirsin tabii de. Staj birimimde stajyer arkadaşımla beraber orada çalışıyorduk mesela. O uyumayı tercih ediyordu. Mesela sonra neden uyandırmadın seni deyip stand'de bulunuyordu. Sen o isteği göstermezsen kimse senin peşinden koşmaz. Yani birim sorumum da ben onu uyandırmamı istemiyordum. O arkadaşı dis attı. Şimdi yorum yapmıyorum. Aynen. O kız. Sen gör bakayım. Bekar mısınız? Bekarım. Ya, takip etmeyin. Yazarım bu arada Instagram hesaplarınızda. Tamam, teşekkür ederim Özlem. Rica ederim. Ne demek? Görüşmek üzere. Biz bugün çok...